Elbette ki burası ibadethane, aynı zamanda burayı cemevi ve kültür kompleksi olarak çok yönlü kullanma aşaması. Şimdi biz Aleviler olarak devlette her türlü katkımızı yapıyoruz. Bu vergidir, bu vatandaşlıktır, vatandaşlık haklarıdır. Bizde toplanan vergiler bağlamında hizmet olarak bize geri dönmesi talebidir bu. Yoksa biz cemevlerimizi elbette ki belki maddi yapımız bugün uygun olmayabilir ama ilkeye geç tamamlarız ama bu bizim tamamen doğal hakkımızdır. Biz Kıbrıs'taki Aleviler olarak eğer bu ülkedeki vatandaşlık görevlerimiz ve hak taleplerimiz verdiğimiz vergilerin karşılığı, vatandaşlık görevimiz karşılığı bunların talep ediyoruz. Bizim de bu haklarımız var. Biz de bunların talebi çerçevesindedir. Cemevlerimizle ilgili biz her zaman bunu açıkça dile getirmiştir. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Ve cemevlerin bu resmiyeti bir kere tanınması gerekiyor. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Burada noktayı koyuyoruz. Kimse bunu bizimle tartışmamalı diye düşünüyoruz. Şimdi biz adanın genel toplamına bakıyoruz. Yani ada genelindeki Alevilere cevap verme konusundan bakıyoruz. Tabii bu Cemevi şu anda Lefkoşa ve Magosa arasındadır ve uygun bir pozisyondadır diye düşünüyorum. Yani bütün üyelerimize, bölgelerimize en uygun yer burasıdır. Buranın özel bir seçilme nedeni yoktur. Burası uygundu veyahut da burası münasip görüldü, öyle değerlendirildi. Yoksa özel bir anlam yoktur buranın seçilmesi konusunda. Bu bölgede havaalanına, Ercan Kavşağı'na yakın olması, işte bu çevrede şu andaki şehirleşme yapısının güçlenmesi, işte biraz ilerimizde şu anda bir üniversite temeli atılmış, yani gelişen bir bölge. Tabii ki şimdi burada yaşayan bütün Alevilerin kendi cem ritüellerini, kendi cenaze erkanlarını, kendi inançlarını, kendi kültürlerini yaşayabilmeleri için bir cem evinin olması gerekiyor. Çünkü biz bugüne kadar kendi inancımız doğrultusunda aşurelerimizi, cenaze erkanlarımızı, bu tür cemlerimizi kapalı spor salonlarda ve salonlarda uygun olmayan yerlerde yapıyoruz. Oysa ki bu çok büyük bir ihtiyaçtır. Cemevlerinin olması ve Alevilerin de kendi inanç ritüellerini, kendi cenaze erkanlarını cemevlerinde yapabilmeleri için büyük bir ihtiyaçtır. Neden yapılmadı, bu kadar gecikildi? Şimdi üye yapımız buraya işte biraz önce açıkladığım gibi 1 trilyona yakın bir para harcandı. Bunlar da tamamen üyelerin bağışlarıyla, katkılarıyla, aidatlarıyla gerçekleşti. Azımsanmayacak bir rakamdır. Özverili bir şekilde bir çalışma yapılmıştır ve katkılarını koyup bu aşamaya gelinmiştir. Proje biraz büyüktür. Ama dediğimiz gibi biz hak talepleri doğrultusunda hükümette de taleplerimiz olmuştur. Bu yönde de onlar da katkılarını koymaya çalışıyorlar ve koyacaklarını sözünü de verdiler.